Disney'nin kralı, müzik tarihinin en değerli sanatçılarından Michael Jackson'ın 1991'de yayınlanan sevilen albümü Dangerous, Sony Müzik etiketiyle yeni baskısıyla sevenleriyle buluşuyor. Michael Jackson'ın en sevilen albümlerinden olarak gösterilen Dangerous, Thriller albümünden bile daha iyi bir başarı yakalamıştır. Albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamına yakını büyük bir liste başarısı göstermiştir. Özellikle albümdeki Black or White tam 38 hafta boyunca bir numarada kalarak ve 100 hafta listede yer edinerek kırılması güç bir rekora imza atmıştır. Albüm, Michael Jackson'ın bir sonraki albümünün yayınlanmasına kadar dünya çapında 22 milyon adet satmıştır. ...1994'ten bu yana 22 yıldır düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 5-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Festival bu yılda yerli ve yabancı pek çok sanatçı ve grubu ağırlayarak sanatseverleri büyülü Antik Aspendos Tiyatrosu'nda buluşturdu. 2000 yıllık Antik Aspendos Tiyatrosu'nu dansın ve ritmin büyüsüyle yaşama döndüren festival seyirciden büyük ilgi gördü. Festivalin kapanışı 24 Eylül Perşembe gecesi gerçekleşen Türksoy Opera ve Bale Yıldızları konseriyle oldu. Ülkemizin de içinde olduğu Türksoy'a üye ülkelerden katılan opera ve bale sanatçıları ile gerçekleşen konserde, sanatçılara Şef Aytu Ülgen yönetiminde Mersin Antalya Devlet Opera ve Balesi eşlik etti. Bekledi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Türk rock müziğinin en başarılı temsilcilerinden Duman grubunun solisti ve birçok bilinen parçasının bestecisi olarak tanınan Kaan Tangöze, Gölge Etme isimli ilk solo akustik albümünü tamamladı. 2015'te İstanbul'da Deney Evi stüdyolarında kaydedilen albümde 12 şarkı bulunuyor. Albümdeki tüm eserlerde tek vokalin yanı sıra sadece akustik gitar ve mızıka enstrümanları mevcut ve bu enstrümanların tüm performansları da Kaan Tangöze'ye ait. Tangöze, Duman grubu ile olan 15 yıllık birlikteliklerinin çok iyi gittiğini ve grup konserlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtirken, bu albümün altyapısı itibariyle bambaşka bir müzikal çalışma olduğunun altını çiziyor. Beklemedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Britanya'da yapılan bir araştırma, Nirvana'nın Smells Like Teen Spirit parçasının insanlık tarihinin en ikonik şarkısı olduğunu ortaya koyarken, ikinci sırada John Lennon'un Imagine, üçüncü sırada ise U2'nun One şarkısı yer aldı. Daily Mail'in haberine göre İngiliz bilgisayar bilimcisi ve müzisyen Dr. Mick Grierson, müzik eleştirmenlerinin değerlendirmesine göre oluşturulan en iyi 50 şarkıyı inceledi. Yapılan analiz, hit haline gelen şarkıların çoğunun hızının dakikada 120 vuruş olduğunu, şarkılarda birkaç temel akorun, majör perdesinin ve yüksek tonun kullanıldığını ortaya koydu. Şarkılarda en çok kullanılan kelimelerin ise baby, feel ve love olduğu belirlendi. Efsanevi sinema klasiği Star Wars serisinin müzikleri 2016'da hazırlanması planlanan özel bir kutu setle yeniden piyasaya sürülecek. Sony'nin duyurusuna göre hazırlanan özel sette 6 filminde müzikleri toplanacak ve bu set için ayrıca yeni bir kapak tasarlanacak. Sette ayrıca Harrison Ford'un ve filmin müziklerini yapan John Williams'ın röportajlarının yer alacağı ayrı bir de CD bulunacak. Ayrıca her filmden özel sahnelerin ve müziklerin seçildiği kısa sahnelerin olduğu bir DVD'nin de yer alacağı setin Ocak 2016'da yayınlanması bekleniyor.